Herkese merhabalar. Genleşme ve büzülmeyi yapacağız sonuç evladım. Şu kış günlerinin en çok yaşadığım şey hocam ya. Ne diyorsun evladım? Dondum hocam, büzüldüm resmen. Ya, büzülme evet, gerçekten de kışın olan bir şey. Genleşme de yazın olan bir şey. Neden olduğunu anlatacağım sana. Bir kere ama bunun için ne yapmamız gerekiyor? İlk başta süremizi başlatmamız gerekiyor. Hazır mısınız hocam? Başlat bakalım. Ben hazırım evladım. Sen hazır mısın? Onu ben de hazırım. Houston, o zaman 5 dakikada bunu anlatacağız sana. Hadi bakalım. Buyurun hocam. Başlat. Süper. Genleşme dediğimiz şey maddelerin ısı alması sonucu hacimlerinin artmasına biz genleşme diyoruz Tonguç Evladım. O zaman maddelerin hacimleri artıyor. Neden artıyor? Isı alması sonucu oluyor. O yüzden sıcak zamanlarda yazın, ondan sonra sobanın yanında veya sıcak odalarda falan filan genleşme yaşanır. Maddelerin ısı vermesi sonucu da hacimlerinin azalmasına Tonguç Evladım benim biz büzülme diyoruz. Büzüşme de diyebilir miyiz? Büzüşme de diyebiliriz. Tebrik ediyorum. Büzüşme veya genleşme de. Hani genleşme büzüşme veya genleşme büzülme de diyebiliriz. O zaman sonuç ne diyeceğiz? Büyüdüğü zaman genleşme, küçüldüğü zaman büzülme. Zaten Türkçe'de de bu kelimeler vardır. Büzülme, büzülme böyle, büzülme. Aynen, büzüldüğü zaman böyle küçülür onu bilmemiz aynen gerekiyoruz. Peki katılarda genleşme büzülme acayip önemli. Neden diyeceksin? Çünkü mesela tren rayları yazın ne olur biliyor musun? Uzamaya başlar. Böyle yamuk yumuk olur. Çarpık çubuk olur. Trenler kaza yapar hocam. Hayır, o yüzden ne yapar biliyor musun? Bunu bilen mühendisler tren raylarının arasındaki demirlerin arasında boşluklar bırakırlar ki yazın uzadığı zaman böyle yamuk yumuk olmasın diye. Tren rayları yazın ne yapar o yüzden? Genleşir. Neden? Çünkü yazın sıcaktır. Sıcaktan dolayı ısı aldığı için büyür. Hacimleri artar. Elektrik telleri kışın ne olur Tonguç evladım benim? Büzülür. Neden? Kışın çünkü soğuktur ve kışın böyle daha birbirine yakın olur. Yani şöyle durmaya başlarlar. Ama yazın ne olur? Böyle sarkarak duymaya başlar. Çünkü yazın uzar, yani genleşir diyebiliriz. Sıkışan kavanoz kapanak diyorum. Kapak. Kapaklarını açmak için kavanozun kapağı ne yapılır Tonguç evladım benim? Sıcak suya tutulur. Neden sıcak suya? O zaman açılır mı hocam? Aynen öyle. Sıcak suya tutulduğu zaman o kavanozun kapağı genişler. Genişlediği zaman, büyüdüğü zaman rahatlıkla çevirip açabilirsin diyebiliriz. Soğukla mesela aramdaki ilişkide ne yapıyorsun? Büzüşüyorsun tabii ki diyoruz ve sıvılarda genleşme ve büzülmeye baktığımız zamansa tabii katılarda farklı, sıvılarda farklı işliyor. Ama sonuçta hacim artıyor ve azalıyor genleşmede ve büzülmede. Sıcaklık arttıkça termometredeki civa seviyesinin artması ne olur Tonguç evladım benim? Bizim için genleşmedir. Neden diyeceksin? Çünkü aslında termometrede civa seviyesi Tonguç evladım benim şurada bir yerde mesela. Mesela burası 10 derece gösteriyor. Ama sıcaklık arttığı zaman bu aslında bu kırmızı olan şey civa, tamam mı? Evet, sıcaklık hocam arttığı zaman civa hacimce artmayacak mı? Yani genleşmeyecek mi? Hacmi arttığı zaman bu yukarıya doğru fırlamayacak mı Tonguç evladım benim? Bak civa ne tarafa doğru gidebilir burada? Sadece yukarıya doğru büyüyebilir. Artık kaç dereceye gösterecek? 20 dereceye gösterecek. İşte aslında termometredeki bu değişim genleşme olayından kaynaklanıyor. Isının etkisiyle tenceredeki sütün taşması da aynı şekilde büyüyor. Neden? Süt kaynatınca sen onun hacmini büyütüyorsun. Isı verdiğin için genleştiriyorsun süt diyoruz. Süt içtim, dilim yandı. O da genleşmedir diyebiliriz. Su buz haline geçtiğinde hacmi büyür. Bu da çok enteresan bir istisnadır. Normalde soğuduğu zaman küçülmesi gerekiyor ya. Evet hocam. Dünyada sadece burada bir büyüme var ve bu yüzden de çok şükür ki denizler altındaki yaşam bunun sayesinde oluyor. O da sadece suya özel bir istisna. Su böyle olmasaydı Allah korusun çok kötü şeyler olabilirdi. O yüzden suda böyle bir istisna var diyoruz. Gazlarda genleşmeye baktığımız zaman sıcak hava alan balonun hacminin artması tabii ki genleşmedir. Sıcak havada genleşme oluyor, yani hacim artıyor. O yüzden yükseliyor mu hocam? O yüzden yükseliyor, yoğunluğu azaldığı için yükseliyor. Kışın araba lastiklerinin inmesi ise büzülmedir Tonguç evladım benim. Çünkü soğuktan dolayı hacmi küçülüyor ve fıs diye sönüyor diyor. Bir tane soru yapalım sana. Soğuk cam bardağı sıcak su konulduğunda suyun bardağa değdiği yerin iç ve dış yüzeylerinin farklı genleşme nedeniyle cam bardak çatlar. Çat. Bu olan bir olay gerçekten de. İçine o yüzden ne yaparız? Kaşık. İçine biz kaşık koyarız. Ama kaşık koymadığı zaman böyle bir çatlama olabilir. Bu durumun nedeni hangisine doğruymuştur? Şimdi burada enteresan bak. İlk yerin iç ve dış yüzeylerinin farklı genleşmesi nedeniyle demiş. Bardağa değdiği yerin demiş. Suyun bardağa değdiği yer neresi? Suyun bardağa değdiği yer aslında şuralar değil mi Tonguç evladım? Evet, evet. Yan taraflar. Ama yerden dokunduğu zaman yerin de bir soğukluğu var tabii. Burada
farklı genleşmelerden dolayı, şurası farklı genleşiyor, şurası farklı genleşiyor, suyun değdiği yerlerle diğer yerler farklı genleştiğinden dolayı, yani farklı hacim artışının olduğundan dolayı cam bardak çatlıyor. Sıvılar buharlaşkan çevresinde. Sıvı buharlaşmıyor ki burada. Burada buharlaşan çay bizim için önemli değil. Sıvılar donarken donma yok burada, asla yok. Ne alakası? Katı maddelerin ısı alması sonucu hacim yok. İşte cam katı maddedir. Hacimleri arttı. Neden? Çünkü sıcak çay geliyor üstüne. Çatlayabilir değil mi hocam? Isındığı zaman hacmi artıyor ve buradan dolayı da aslında çatlama oluyor. Katı maddenin ısı vermesi sonucu hacimleri azalmıyor. Isı vermiyor aslında bu cam diyoruz ve süper bir şekilde çaklı beşlik. Hocam tam zamanı bitirdiniz hocam. Gerçekten de bravo diyorum sana, çaklı beşliğimizi de yaptık. O zaman sen ödüllü sorumuzu yaptın Tonguç evladım benim, yorumlara yol. Hadi bakalım biraz. Sağ olun hocam.